Trabzonspor Süper Lig'in 26. haftasına Galatasaray ağırlayacak. Lige çıktığı 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Yeşil Beyazlar. Topladığı 31 puanla 8. sırada kendisine yer edindi. Konyaspor'un rakibi Galatasaray ise aynı süreçte çıktığı 24 karşılaşmada 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Hanesine 60 puan yazdıran Sarı Kırmızılılar en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Konyaspor'la Galatasaray arasında 17 Mart Cuma günü Konya Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 20'de başlayacak. Konyaspor'la Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygun Ögel ve Furkan Ürün üstlenecek. Cihan Aydın ise karşılaşmada 4. hakem olarak görev yapacak. Konyaspor'la Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Konyaspor'da sakatlığı devam eden Konrad Mihalak zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk Galatasaray'da ise cezası devam eden stoper Victor Nelson'un yanı sıra sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Fredrik ve Mertens'in bu maçta görev alması beklenmiyor. Teknik direktör Alexander Stanjevic ile birlikte 4-2-3-1 sisteminde mücadele eden Konyaspor'un Galatasaray maçında da yine aynı diziliş ve oyun sistemiyle sahada yer alması bekleniyor. Yeşil Beyazların kalesinde İbrahim Sehiç, savunma dörtlüsünde Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francesco Calvo ve Ciler Mesidya, ikili ön libero'da Soner Dikmen ve Andreas Bohalakis, önlerindeki üçlü orta sahada Mahir Emreli, Alexandro Pozuelo ve Marlos Moreno, forvette ise Muhammed Demir'in görev alması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'la 4-2-3-1 dizilişiyle mücadele eden Galatasaray'ın Konyaspor'a karşı da yine aynı sistemle sahada yer alması bekleniyor. Sarı Kırmızıların kalesinde Muslera, savunma dörtlüsünde Sasha Boy, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Adekubbe, önlerindeki ikili ön libero'da Lucas Torreira ve Sergio Oliveira, önlerindeki üçlü de Yunus Akgün, Juan Mata ve Kerem Aktürkoğlu, forvette ise Mauro Icardi'nin görev alması bekleniyor. Konyaspor bu sezon evinde oynadığı son 8 Süper Lig maçını kazanamadı. Yeşil Beyazlar bahsi konu süreçte 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anadolu Kartalı son 3 karşılaşmasında da gol sevinci yaşayamadı. Konyaspor buna benzer bir seriyi son olarak 2019-20 sezonunda 5 maçlık süreçte yaşamıştı. Konyaspor'un golcü oyuncusu Muhammed Demir Galatasaray ağlarını havalandırmakta zorlanıyor. Yeşil Beyazların başarılı golcüsü Sarı Kırmızılı ekibe karşı son golünü 2015 yılında Gaziantep Spor formasıyla kaydetmişti. Galatasaray Muhammed Demir'in 2016-17 sezonundan bu yana Süper Lig'de gol atamadığı takımlar arasında bulunuyor. Öte yandan Sarı Kırmızılılar Muhammed Demir'in kalesine en fazla şut gönderdiği ve en yüksek gol beklentisi yakaladığı rakibi oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sistemi yabancı hocalara karşı tutuyor. Sarı Kırmızılıların başarılı teknik adamı bu sezon yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara konuk olduğu son 7 Süper Lig maçının 5'ini kazandı. Okan Buruk'un talebeleri kalan 2 maçta da 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sezon başında Konyaspor'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Konyalı futbolcu Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor'a karşı rakip oluyor. Konyalı futbolcu 17 Mart Cuma günü oynanacak Konyaspor Galatasaray karşılaşmasında forma giymesi durumunda doğup büyüdüğü şehre ve yetiştiği takıma karşı ilk kez forma giyecek. 1994 yılında Konya'da dünyaya gelen Bardakçı, futbola da Konyaspor altyapısında başlamıştı. Konyaspor'la Galatasaray Süper Lig nezdinde 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Süper Lig bünyesince oynanan 43 maçın 4'ünü Konyaspor, 31'ini ise Galatasaray kazandı. Arda kalan 8 maçta ise eşitlik bozulmadı. Anadolu Kartalı Galatasaray'ın 82 golüne 28 golle yanıt verdi. Konyaspor Galatasaray'ı Mevlana şehrinde 22. kez ağırlayacak. Anadolu Kartalı 21 maçlık süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil Beyazlar bu süreçte 12 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 31 gol gördü.